Merhaba arkadaşlar, Mount & Blade Warband serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümün sonunda hatırlarsınız biraz nahoş bir durum olmuştu. Biz Jamayet Kalesi'ni kuşatmak istemiştik ama Kergitler bizden önce davranmıştı. O kaleyi bırakacağım, Kergitler alacaklar zaten. O kaleyi daha ele geçirmenin bir imkanı yok. Bir önceki videonun yorumlarında bir arkadaş şey demiş, hani sen de savaşa katıl. En azından esirlerden toplarsın filan diye. Ama ben hani işte esirlerden toplayabilmem için bu birliği boşaltmam gerekiyor. Yani 113 kişinin 94'ü dolu zaten. Buradan kaleye döneceğim, Samarra Kalesi'ne. Samarra Kalesi'nden tekrar Jamayet Kalesi'ne gideceğim filan. Yani o zamana kadar muhtemelen alırlar çünkü Jamayet Kalesi'nde çok sağlam bir şey yoktu. Garnizon yoktu hatırladığım kadarıyla. Oha, o kadar da çabuk. Maşallah. Hayırlısı. Biz böyle ortada kaldık. Bayağı Kergit'in ortasında kabak gibi. Hani bize bir dönseler ağzımıza sıçacaklar yani. O yüzden bir an önce bizim de hani şu zayıflamış Saranit'ten. Oo, Saranit'e bak, ufacık kalmış. Burası komple Saranit'ti bir zamanlar. Hazır zayıflamışken bizim de birkaç kale koparmamız lazım. Shariz'i belki alamayız. O zamana kadar hani şey yapamayabiliriz. Ateşkes imzalamak zorunda kalabiliriz ama en azından bir iki kale daha alırsak Kergit'in içinde kıstırılmış olarak kalmayız yani. Kergit'in dışından da ilerleyebileceğimiz bir hattımız olur. Böyle sakattayız çünkü. Kıdemli okçu, piyade, yaya olsun. Bizim aslında biraz Nord askeri toplamamız lazım. Kale savaşlarında geçen bölümde gördük. Bayağı oyalanıyoruz. Hani surları yarabilme konusunda çok iyi eğitimli askerlerimiz yok. Saranitleri daha yeni yeni eğitiyorum zaten ki Saranit muhafızlarını falan kalede bırakmayı düşünüyorum. Kargıcılar da yeterli gelmiyor. Şuraya bir bakayım. Burası ya, burada çok fazla şey var ya. Memlük ve kıdemli okçu sayısı çok fazla. Ve bizim derebeyleri hani daha yeni derebey oldukları için henüz öyle eğitimli askerleri falan da yok. Onları da çağırsam da bütün ordunun yarısını kaybederiz. O kaleyi alacağız diye. Belki daha fazlasını. Aldıktan sonra da hani toparlanmamız çok uzun zaman alır. Bir kaleyi alıp öyle kalırız yani. Yalnız benim anlamadığım, bir kaleye bir köy bağlı olur. Teramma Kalesi'nde Şibalzumur köyü bağlıysa buradaki 4 tane köyün hepsi Şarise mi bağlı? Hatta bu da 5. Şariz neyi lan öyle? 5 köy bağlı olur mu bir şehre? Bir gidip Şariz'e bakalım. Belki alırız. Şu anda avare avare dolaşıyorum. Bir amacım yok çünkü hani zaten elimde şu anda eğitimsiz askerler var. Onlar her gece talim oluyor ve derebeyleri biraz kendilerini toparlasınlar diye bekliyorum. Şariz şehri. 3 tane lord var saçma sapan. Bayağı esir var. Ama garnizonda bakayım. Çok bir şey yok aslında garnizonda ya. O 61 kıdemli okçu. 61 kıdemli okçu yeter zaten. Orayı almamamız için yeterli bir argüman. Ama Memlük ve muhafız çok yokmuş orada. Aha, bizimkini alıyorlar. Monte var. Geldim kanka. İyi, aramız iyi iyileşir en azından. Gel buraya, gel gel, nereye saldırıyorsun, gel. Gel. Bunlar Montevar'ın değil mi, benim? Montevar'ın Swadial askerleri var. Tabi orduda çeşitlilik iyidir. Şurada bir durun bakayım. Atış serbest diyelim. Süvariler beni takip etsin. Ama ben süvarilerin dandik olanlarını da piyade ve okçu olarak işaretlemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Neyse, hadi herkes dursun bakayım orada. Yakın durun. Atış serbest diyelim. Bizde milisler var. Onlar biraz talim yapsın bakalım. Swadyalı milisler. Ayrıca şunlar da öyle boş boş ateş etmesinler. Ben körelmişim biraz ya. Bildiğin vuramıyorum. Allah Allah.
Saldırın bakayım. Ok talimini sonra yaparız. Bir lord geçti yanımdan sanki. Şöyle kanatlı hussar gibi bir şey. Onu ben alayım. Pişt. Hop. Hop. Allah seni kahretsin. Tek hediye. Var mı başka? Nord savaşçısı tarafından öldürüldü mü? Nerede o Nord savaşçısı? Şu mu? Ya ne fantezi yapıyorsunuz okula ya. Gidin vurun adama işte. Almışlar ortaya atla dönüp dönüp ok atıyorlar. Bir saran piyadesi ölü, tamam. Tabii ki tabii ki tabii ki. Gaza geldi Montevar. Davamızı. Sen de gel bakayım Ukais. Şimdi normalde lordlarla böyle karşı karşıya gelindiğinde bunlara hani gel benim tarafıma gel siktir et sultanı hakimi filan diyebiliyorsunuz, ama şu anda ben bunu çağırsam gelse verebileceğim bir toprağım yok. O yüzden ben direkt saldıracağım buna. Ben Kergit'teki o lordları istiyorum. Benim hanımın ailesinin hanımın. Tövbe estağfurullah. İyi güzel atlımız var yani bu sefer. Bu sefer kafadan dalabiliriz. Karşısı zaten poşet. Aa! Ayıp. Ayıp. Çek o mızrağı gözümün önünde. Terbiyesiz. Tamam. Aa! Kim bu, lord mu bu? Emir Ukais. Bunu da aldık, tamam. Güzel. Esir alayım. Alayım. Sen köyü mü yağmalıyorsun? Gerizekalı. 27 tane askerle köyü yağmalaya mı yağmalamaya mı gelinir? Neyse ben biraz buralarda takılayım da şu salak yine yenilmesin şimdi. Sonra savaş üstünlüğümüzü kaybediyoruz. Piyade, atlı. Bir tane avcı yapalım şunlardan. Çok fazla piyade yaptık. Piyade yığıldı. Şu Veyyah Kalesi'ne de bir bakacağım. 9 memlük var. Bir Rodok çavuşu, Rodok mızrakçısı, keskin nişancısı, Saranit atlısı. 16 Saranit atlısı var. Saranit kıdemli yayası 23 tane. Okçuları yok bunların. Okçuları yok. Ama o bir sürü de esirleri var. Aa, bir dolu esirleri var. Ben bu kaleyi almak istiyorum. Nasıl yapacağız bu işi? Şöyle yapalım. Bizimkiler bir toplansın bakalım kimler gelecek. Bunları hemen şey yapalım. Kıdemli, piyade, atlı. Aslında kaleye dönüp kargıcıları alıp geri mi gelsem? Çünkü o kadar atlıyı bu askerlerle yaramayabilirim. Yayası, kıdemli yayası, avcı olsun. Avcı. İkilemde kaldım. Dilema. Kale de çok uzak be kardeşim. Kuşatacağım ya. Ben kaleyi kuşatacağım. Burada biraz oyalanacağım. Bizim adamların gelmesini bekleyeceğim. Gelirlerse tabii. Gelirlerse saldıracağız. Bir saniye, şöyle bir şey yapsak. Saldırsak.
Okçular şurada, piyadeler şurada, süvariler de orada. Asiktir. Ben çok açıkta kaldım. Atış serbest beyler. Bizimkiler gelene kadar şu okçuları temizleyebilirsek güzel olur. Hani okçuları temizleyip savaştan çekiliriz diyeceğim ama okçular bizi temizleyecek. Şimdi bizde cerrahlık olduğu için onlar bizi daha fazla vursa dahi bizim adamların çoğu yaralanıyor, ölmüyor. Öyle bir avantajımız var. Ben bunu niye vuramadım ha? Bu avantajı kullanmak istiyorum ben. Çünkü geçen bölümde gördük ki böyle bodos bodos işlerle kale filan fethedilmiyor, zor oluyor. Biraz kafa çalıştırmak lazım. Taktiksel oynamak lazım. Bizim salak merdivende ne yapıyor? Embesile bak. Aa, yoldaşlara dur demedik. Allah'ım ya. Diyorum ne yapıyor orada? Of. Film sahnesi yaşadım resmen. Şöyle uzaktan bir cirit geldi. O da gitti. Güzel güzel temizledik okçuları bayağı. Şimdi maksat asıl savaşta kayıp vermemek çok fazla. Hani en azından biz merdivene çıkmaya çalıştığımızda bizi çatır çatır indirebilecek adamların olmaması bizim lehimize olacak. Okumuz bitene kadar böyle adam öldüreceğiz. Okumuz bitince de geri çekilip kuşatmaya devam edeceğiz. Hani dışarıdan kuşatmayı bozmaya gelebilecek askerler yoksa eğer, düşman askerleri, bunu yapmak çok mantıklı. Ki Saranid'in öyle bir gücü yok. Hani hiçbir Saranid derebeyi gelip de benim bu kuşatmamı bozamaz. En iyi ihtimal, ya en kötü ihtimalle Sultan Hakim gelebilir ki o esirdi galiba. Gelirse de yenerim, esir alır giderim. Güzel. Aa, keskin nişancı. Ha, bir tane Rodok keskin nişancısı vardı. Bu arkadaş o şanslı arkadaş mı? Şunu da alalım. Başka var mı? Okçular şuraya gelsin. Ateşi kes. Herkes ateşi kes. Bir tek okçular atmıyor zaten. Cirit olanlar falan da var. Şu merdivenin dibine bir gelin, yakın durun bakayım. Şu okları toplayayım ben de. Ağır ol, ağır ol kardeş, ağır ol. Geldiniz mi? Biraz daha bu tarafa, biraz daha bu tarafa. Ya bir durun da. Kim atıyor onları? Buraya. Gel gel gel, gel böyle gel. Ha, şurada. Atış serbest şimdi. Şimdi istediğiniz gibi sallayabilirsiniz. Biraz daha net bir açıdan atmış olursunuz en azından. Ah, elinden vurmam gerekiyordu onu. Niye vuramadım? Tamam, o da gitti. Sen de git. Hop, o da gitti. Ateşi kes. Kes kes kes. Bekle, yeni düşman kuvvetleri gelsin. Okçuları bir gelsin. Bundan sonra böyle. Şunu ben kafadan alırım. Şunu da alırım. Biraz daha yukarıdan. Çok yukarıdan oldu. Aldım. Yok mu başka? Hey. Aha. Yok, okmuş. Artık sağda solda kafalar görmeye başladım. Kim var? Şöyle bir bakayım ben buraya. Aa, Rodok çavuşu. Bak bak, Avel'e bak. Bunların kalkanı yok mu lan? Çavuş değil o, mızrakçı. Şimdi buradan okçuların bittiğini mi anlıyoruz? Şu anda ok yemiyorum ben. Herhalde okçu bitti. Lan. Evet, tamam. Buradan sonrası fanteziye giriyor. Atış serbest. Atış serbest.
Benim de okum bitti zaten. Tamam, artık çekilebiliriz. Yakında düşmanlar var. Tamam, biraz uzaklaşalım. Hadi beyler gidiyoruz. Sürü halinde gidiyoruz be. Evet. 8 ölü, 9 yaralı, karşıdan 37 ölü. Banko ölü. Çünkü cerrahlıkları filan yok. Başlarında lord da yok. Duvarlara saldırmaya hazırlan. Devam et. Ya kervan geç. Ben kervanlara zarar vermiyorum. Saldıralım. Hiç mi okçu yok? Vardır ya yine tek tük. Geçen savaşta savaşa girememiş okçular. Ateşi kes, 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 dur. Boşuna ok harcama. Of. İyi. Kulağımda hissettim mi? Zın diye bir şey geçti. Merdivenin burada tam bir tepe var. Şu haritada var ya, hani bazı haritalarda oluyor böyle, tam kaleyi gören böyle karşıdan tepeler oluyor. Hani şunun gibi ama biraz daha yakında oluyor. Öyle bir tepe olsa ben bu kaleyi sadece okçularla da alırım. Havuz yukarıdan doldur. Şurada bak, kalkansız memlük var. Vurun onu. Vur vur vur. Vur vur. Kaçtı. Şunu vurun. Niye mal gibi duruyorsunuz? Adamlar akıllı abi. Gelmiyorlar bak. Varsın gelmesinler. Dur ya, bakmaya geldim. Bir saniye, bir saniye. Kaç kişi var diye bak. Allah Allah. Ama böyle bir yere varamayız. Uygar olun. Evet. Okçular bitmiş. Onu öğrenmiş olduk. Kuşatmayı kaldır diyeceğim. Şu askerleri bir eğiteceğim önce. Muhafız, kıdemli okçu. Ne kadar barbarca şeyler. Tamam. Bir kaleye bakayım. 65 kişi kalmış. Hepsi piyade. 10 sarayın piyadesi. 9 memlük. Yavuş atlı. Kıdemli yaya. Çok kolay bir savaş olmayacak. Ama ya, bekleyeceğim ben bizimkilerin gelmesini. En azından biri gelirse kolay olur. Hiç gelmezse ben bu savaşı yapmak istemem. Bekle. Bir gün daha bekleyelim bakalım. Eşek değillerle gelirler herhalde. İnşallah. Son kez kuşatmayı kaldırıp bir terfi yapacağım şu arkadaşlara. Yine gelen olmazsa saldıracağım. Avcı. Tamam. Devam et. Aha gel. Yok, o sıva değil. Gelen olmadı. Saldıracağız. Gelin. Ateşi kes, rahat gelin. Zaten adam yok. Yani okçu yok. Şöyle bir bakayım size. Şunlar kıdemli piyade mi? Düz saranık piyadesi. Ama balta kullanıyorlar. O güzel bir şey. Kale kuşatması için avantajlı bir şey. Şimdi ilk yine bir parti oklarımızı sallayalım. Çünkü onlar da cida falan sallayacak. Şu yüksekliğe çıkın abi. Yakın dur. Yavaş, yavaş. Atış serbest. Şöyle biraz alabildiğimiz kadarını alalım. Bak bak nasıl geri çekiliyorlar hemen bak. Güzel bak, yapay zekanın bu yönünü sevdim. Hep salak olacak diye bir şey yok. Bazen de kafası çalışabiliyor işte. Nadir de olsa. Evet. Piyadeler. Dur, önce süvarileri gönderelim. Süvarilerden kargıcılar falan vardı galiba. Yok, yokmuş. Tamam, o zaman piyadeler ve yoldaşlar gitsin.
Arkalarından süvariler gitsin. Okçular bir dakika açılın. İki sıra açılın. Bunlar rahat geçsin. Açıl 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 açıl. Tamam şimdi kapan. Ben de o savaşa dahil olacağım. Bizim yoldaşlardan güzel bir şeyler yapmalarını umuyorum. Niye bu kadar çok okçuyla girdik biz savaşa? Neden seçemiyoruz hangi askerlerle savaşa gireceğimizi? İlla bırakmamız mı gerekiyor onları geride? Benim kargıcılarım da vardı. Nerede onlar hani? Yalnız çok sağlam daldı bizimkiler ha. Lezalit yardırıyor. Frentis. Yürü be Fren. Gazlıyorum arkadan. Hadi hadi hadi. Ama çok piyadeleri var abi. Hani öldürürüz de tek savaşta biter mi bilmem. Zor biter yani. Benim de canım azmış. Onu yeni fark ettim. Canım %40'ta. Bir memlük aldım aradan. Evet, bizimkileri temizlediler. Yok mu gelen destek kuvvet filan? Ben okçuları saldırtmak istemiyorum. İşin kötüsü okçuları kullanamıyorum da. Tamam yine çekilelim. 4 puanlık yara aldınız. Tamam, kuşatmayı kaldır. Yine bir şey yapalım. Upgrade yapalım. Baya tek başımıza kale alıyoruz yani. O kadar derebeyimiz var. Bir tanesi gelmedi anasını satayım. Biraz bekleyeceğiz her türlü. Çünkü birlikte şöyle bir bakayım. Kullanılabilecek asker sayısı 55. Kaleye de yardım geleceği yok zaten. Biraz sağlığımızı toparlayalım. Hazırlan, devam et. Yani bu şekilde yapmak en mantıklısı geliyor bana şu anda. Bir gün daha bekleyelim. Biri gelmeye çalışıyor ama yok, aradan geçmiş. Bekle. Tamam, akşam olmadan bir saldıralım. Gel abi, gel gel gel. Ateşi kes. Lütfen biraz piyade vermiş ol bu sefer bana. Abi yok ya. Adam piyade vermiyor bana. Bir benim yoldaşlar var işte, işe yarar. Lezalit var. Muhafız var bir tane. Kıdemli okçular da iş yapabilir belki ama onları öyle kurbanlık koyun gibi önden göndermek istemiyorum. Atış serbest. Buyurun beyler. Hemen geri kaçıyorlar zaten. Şuradan bir tane görüyorum ben ama. Kırarım ki o kalkanı. Kırdım. Ve kaçtı. Salla salla salla, gördüğüne salla. Ha, bir tane daha kalkan kırıldı. Bu sefer geçenki gibi yapmayacağım. Yoldaşlar önden bir gitsin. Süvariler de gitsin. Piyadeler de gitsin. Okçular bir açılsın. Okçular da saldırsın. Bizim yoldaşlar iş yapıyor ya. Bak, Lezarit, Frentis falan yardırdılar öyle. Bu sefer yarmaya çalışacağız burayı ki yardık zaten. Bizim okçulardan geriye doğru kaçtıkları için burayı açık bırakıyorlar. Biz şuradan içeri girersek gerisini getiririz valla. Yürü 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 yürü, gir 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 gir. Gir gir gir. Hocam hocam hocam. Bak bu, bak hiç hoş bir şey değil.
Benim bir yere inmem lazım ama. Neyse, bizimkileri korumuş oldum biraz. Bakayım, vallahi yardık. Vallahi yardık. Lan. Level atladık bu arada. Aşağı düşüyordum az kalsın. Al 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 al. Yeni spawn gelirse. Gelmedi. Evet. Haha. Beyin bedava. 5 ölü 14 yaralı. Ya ne demek lütfen. Ha, çok biliyoruz o lafları, biliyoruz. Oh. Seç, beğen, al. Kargıcıları ver. Kıdemli atlı okçuları ver. Atlı okçuları da ver. Başka. Paralı askerleri istemiyorum. Kıdemli Nord okçusunu ver. Nord kıdemlisini ver. Talimli Nord yayısını ver. Savaşçısını ver. Şu Nordların hepsini alacağım. Kergit atlılarını da ver. Arbaletli paralı asker. Paralı asker istemiyorum. Kergit avcılarını alabilirim. Gözcü, kergit askeri, çapulcu. Kergit askerini alayım. Gerisi kalabilir. Şunu alayım. Niye alıyorsun? Tamam. Tilimsan. Heh, Tilimsan'ın toprağı yoktu. Ya ilişkimiz onunla zor ilerleyecek. Hatta ilerlemeyecek, gerileyecek. Biz büyüdükçe Tilimsan'la ilişkimiz gerileyecek. Ona toprak vermesem mi? Ama ona toprak vermezsem garnizon koymak zorundayım kaleye. O da biraz sıkıntı olacak yani. Hadi vereyim ya. Bir şekilde ilişkiyi toparlamaya çalışırım. Tilimsan'la -13'ten -3'e çıktı. Hakikaten de kötüymüş ilişkimiz. Ayrıl. Garnizona bak, maşallahı var. 26 acemi 12 yaya. Tamam, ve Veyyah Kalesi'ni de aldık böylece. Geriye kaldı Şaris şehri, Teramma Kalesi. Teramma Kalesi çok zor olacak. Tahmin edebiliyorum. Şaris şehri de zor olacak. Şaris şehrini hatta almayabiliriz bile. Şunları kargıcı, muhafız, kıdemli okçu, piyade, atlı. 2 avcı istiyorum. Okçu. Tamam. Şarize yine bir bakayım. Şarize eğer alacaksak bunun için Nord piyadelerini kullanmamız gerekiyor. Onun için de gidip Nord acemileri toplamamız gerekiyor. Bu arada şu şeyi de iptal edelim de. Zaten gelen olmadı ki. Tamam. Bizim kaleler filan ne durumda? Kaybettiğimiz bir kale filan yok, değil mi? İyi, tamam. 3 tane kalemiz oldu şu an. 4 tane, pardon. Ben de seviye atlamışım. Karizma diyeceğim. Talimci diyeceğim. Çift elli silahlar. Tamam. Bizim kaleye doğru bir gidelim bakalım. Samarra Kalesi'ne. Bu arada envanterde yiyecek az kalmış hakikaten. Şu Durkuba'ya bir uğrayalım geçerken. Erzak alalım biraz. Burada da az erzak varmış ya. Tamam, Samarra'ya koş. Bu arada ha, tamam. Samarra'ya bir gidelim, orada terfi yaparız. Kargıcı, atlı, okçu. Şu Nordlar biraz seviye atlamış. Nordların hepsini yaya yapacağım. Nord okçusu değil, Saranit okçusu kullanacağım. Nord yayası kullanacağım kuşatmalarda. Saranit okçuları daha iyi. Vayagirlerle kapışır Saranit okçuları. Vayagir'den bile daha iyi olabilir hatta. Zaten Vayagir okçusu yapamayız çünkü Vayagir köylerin hepsini yağmaladık neredeyse. Hiçbiri bize gönüllü vermez. Şu kargıcıları bir ver abi. 70 tane kargıcımız oldu. Güzel. Kıdemli Nord okçusunu ver. Kıdemli atlı okçuları ver. Muhafızları ver.
Kıdemli Saray'ın dokçularını ver. Başka kıdemli kimse var mı? Yok. Elimizde 58 tane asker kaldı. Kalede de 123 askerimiz var. Tamam. Biraz kargıcı alacağım yanıma. 15 tane yeter mi? Hadi 20 tane alayım. 20 tane de çok oldu ya. 15 tane yeter abi. Ver 5 tanesini, tamam. Çünkü acemi toplayacağım. Nortlardan toplayacağım. Bayağı uzağa gideceğim. Gitmesem mi acaba burayı bırakıp ya? Veyyah Kalesi tehlikeli biraz. Alınabilir. Gitmeyeyim, gitmeyeyim. Şimdilik bir dursun o. Biraz buralarda takılalım. Ver şu kargıcıları geri. Ya da verme. Bunların hepsi tam eğitimli değil mi? Elimizde yine 15 tane kargıcı olsun. Ne olur ne olmaz. Biraz acemi toplayalım. Bir saniye, şurada okçu ne kadar vardı? 20 tane Saranit kıdemli okçumuz var. Daha fazla ihtiyacımız var. Kale için değil, kendi ordum için de istiyorum çünkü. Sadece kale için değil. Şuralardan biraz gönüllü toplayalım. İyi, güzel gönüllü toplayabiliyoruz en azından. Şu köy gönüllü veriyor muydu bize? Veriyor. Haydutlar var. Bir dakika, haydutlara saldırmadan önce upgrade'lerimizi yapalım. Oo, tamam. Talimci yeteneğimizi sürekli geliştirdikçe çok hızlı bir şekilde eğitebiliyoruz askerleri ki şu anda krallığın şu safhasında en ihtiyacımız olan şey o zaten. Selam. Çok güzel de manevra yapmıştım halbuki. Nasıl vurdun ya? Şu anda canım neredeyse %100 olduğu için öyle rahat rahat takılabiliyordum. Ama atı öldürtmenin de alemi yok tabii, yok yere. Bizim atlılardan biri de bana özendi. Öldü. Yani bayıldı. Evet. Ya. Şunu ben alayım. Şunu da alayım. Bu da sonuncuymuş zaten. Evet. Reddet. Gönüllü topla. 7 tane. Tamam. Bir gruba bir bakayım. Bakayım. Bakalım. Tamam. Tamam. Kargıcı. Elimizde bayağı kargıcı oldu yalnız. Şaka maka. Bir sonraki kale kuşatmasında onları kullanabilirim. Tamam. Samarra Kalesi'ne geri dönelim. Şu Uzga Köyü'ne de bir bakalım. Orayı yağmalamamıştım yanlış hatırlamıyorsam. Burada da haydut var. Saldır. Bunları da halledelim. Dur 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 dur. Burada dur. Burada dur. Burada dur. Yalnız haydutlar bizden daha fazla okçu muhtemelen. O yüzden durmamız hiç iyi bir şey değil. Saldır. Bizde çok az okçu var şu anda elimizde. Onlar da eğitimsiz zaten. Ben şunların bir dikkatini bu tarafa doğru çekeyim. Bizim adamlar sudan geçecek çünkü. Evet. Ya ya, mızrağı son anda gördüm. Sıkıntı yok.
Bu arada bizimkiler nerede? Ben böyle tek başıma hepsini öldürecek miyim? Gel gel. Oha. Tamam. Şu da sonuncu galiba. Evet. Ha, şurada da varmış bir tane. Evet. Bir ölü kergit atlısı. Güzel. Reddet. Gönüllü topla. Tamam. 8 tane gönüllü de buradan aldık. Bunları bir seviye atlatalım. Şöyle bir 30 tane filan Nord kahramanım olsun istiyorum. 30 tane Nord kahramanıyla bütün kaleleri alırsınız. Yani birer birer bütün kaleleri. Yani tek 30 Nord kahramanlısıyla bütün kaleleri alamazsınız tabii. Ama sürekli 30'da tutarsanız olsa iyi, her kaleyi alırsınız rahat rahat. Çünkü adamlar hani balta konusunda uzmanlaşmış adamlar ve sur savunmasında da en önemli şey orada hani kalkanlı bir sürü adamın olması ve o kalkan hattını yaramıyor oluşun. Nord kahramanı baltayı bir gömüyor, kalkan kırılıyor zaten. Evet, 37 dakika olmuş. Bu bölümlük bu kadar diyelim. Bu bölümde ne yaptık? Tek başımıza gittik ve Veyyah Kalesi'ni aldık. Tek başımıza alabileceğimiz bir kaleydi. Biz yine de kayıp vermemek için biraz daha zaman kaybettik. Yani zaman kaybı denemez ona, aslında yapmamız gereken bir şeydi. Toplamda 4 tane kalemiz oldu. 1, 2, 3, 4 tane de köyümüz oldu bunlara bağlı. Krallığımızdaki derebeyi sayısını da kaça çıkardık? Şöyle bir bakalım. Taraflar Göktürkanlı. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e çıkardık. Bir sonraki videoda muhtemelen Teramma Kalesi'ni alacağız. Shariz o videoya sığmayabilir. Ama Shariz'i de almayı düşünüyorum. Bakalım, bir sonraki videoda bir Teramma Kalesi'ni alalım. O kale biraz zor alınacak zaten. Sonrasına bakarız. Dediğim gibi bu bölümlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler. İyi oyunlar arkadaşlar.